Emmi dur hele, dur. Enişte! Hayrola ya böyle geceleyin bu saatte, nereye gidiyorsun ha? Eve Ramazan. Ha iyi. Ya enişte ya, geçenleyin düğünde Derzan bana çok kızdı biliyor musun ya? Hala kızgın mı biliyor musun sen ha? Konuştunuz mu? Bilmiyorum. Evde değil, bavulunu da almış gitmiş. Geçmiş mi? İnsan hayatta bir kere sevdalanır Güllü. Bir kez sever. Bir kez biri için ölmek ister. Bir kez biri için yaşamak ister. Benim sevdam sensin Güllü. Sen benim yüreğimden ancak ben ölünce çıkarsın. Allah. 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 Oh. Rıza. Bekçi Rıza. Rıza. Açsana lan şu kapıyı. Ne oluyor ya? Rıza. Hacı Irgaras'ı damlamadı mı bu sabah ya? Yok. Başına bir iş mi geldi açık ya? Ne oldu Hacer Hanım ya? Yüzünden düşen bin parça. Ne olacak? Gene benim herif ortada yok. Ay. Bu para pavyona alıştı desene ya. Diyorlar ki yeni yerler açılmış Adana'da. İstanbullu karılar çalışıyormuş böyle. Tıklım tıklımmış sabaha kadar. Yok. Reşit yapmaz. Giritli'nin orada zıkkımlanmıştır. Ya Hacer, zat sabahın kaçı haberin var mı senin? Bu saate meyhane mi kaldı? Hem diyorlar ki karılar otele de gidiyorlarmış. Deme bacım. Ah başıma gelenler. Vallahi ben senin yerinde olsam bir saniye durmam boşar mı o herife? Bekçi Rıza! Rıza! Ulan Bekçi Rıza! Açsanıza da kapıyı! Kimse yok mu? Çıkarın lan beni buradan! Çıkarın! Ulan Rıza! Ben sana sormaz mıyım? Ramazan, Cemşir Ağa'nın senden bir ricası olacak. Allah Allah. Hangi dağda it öldü? Ya çok mühim bir meseledir. Pakizem. Ne var Hafız? Ha senin şu İbrahim vardı ya. Aftan çıkan. Onu bulmamız lazım. Sen gel de ben lan. Sen onu Allah'ın pisliği olan İbrahim'le ne işin var Hafız? Ne işler çeviriyorsun sen?
denize düşen yılana sarılır. Hayat memat meselesi. Reşit Efendi kudurdu içeride. Açalım artık şu kapıyı. Ben sağ başına vermedim o 20 lirayı. Ne zaman açacağımı ben biliyorum ya. Bu çok fevri, öfkeyle alınmış bir karar halde. Başka çaren mi var Neriman? Gerçekten Kemal'den ayrılmaya hazır mısın? Üstelik bu durumda. Güllü'nün verdiği paraya razı olarak. Kemal bunu duysa yıkılır. Artık onun için bir önemi yok. Tam tersi. Belki de aldığım kararı sevinecektir. Kemal'den vaz mı geçiyorsun? Hem de onu bu kadar severken. Vazgeçen ben değilim. Kemal. Nerede olduğumu, ne yaptığımı bile merak etmiyor Neriman. Görmüyor musun? Üstelik hassasiyetimi, kırgınlığımı bilmesine rağmen. Bu böyle olmaz. Dayanamıyorum artık. Bu şekilde üzülüp kahrolamam. Orhan'a giderek Güllü'nün eline nasıl bir koz verdiğinin farkında mısın sen? Umurumda bile değil. Kaybedecek neyim kaldı? Kemal kaybetmişim ben. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Güllü yüzünden bu hale gelmenize. Her şeyin altından o kadın çıkıyor. Ben de Muzaffer Bey zevk sahibi sanırdım. Eski eşi Behiye'yi hatırlıyorum da ne elegan bir kadındı. Öyle bir hanımefendiden sonra insan Serap gibi bir kadına nasıl aşık olur? Anlamak güç. Banal bir kere. Üstelik son derece cahil. Her zaman olduğu gibi peşin hükümlüsün. Üstelik çok da kibar davrandı sana. Kibar. Kibarlık bazı şeyleri örtmüyor Orhancığım. Bilirsin, sezgilerim kuvvetlidir. Hem halde yaptıklarına bakacak olursak, göründüğü kadar melek yüzü olmadığı apaçık ortada. Muhteşem bir çiftlik, onca mal mülk, öyle çiğ bir kadının yönetimine kalmış. Ne adaletsizlik. Senin de buna alet olman cabası. Üstüne vazife olmayan konular seni neden alakadar ediyor Seher? Seni alakadar eden her şey beni de alakadar eder Orhancığım. Hem Serap Hanım'la neden bu kadar iyi anlaştığınızı şimdi daha iyi anlamaya başlıyorum. Neymiş anladın? Aynı kaderi paylaşmışsınız. O da mala, mülke, itibara, evliliği sayesinde kavuşmuş. Sen de öyle. Çirkinleşiyorsun Seher. Neden geldin Adana'ya? Ne istiyorsun benden? Sadece kocamın yanında olmak istiyorum. Bu kocaman bir yalan. Kızımız var diye ayrılmak istemedin anladım. Ama bundan böyle sana eskisi gibi davranmamı bekleme. Yok mu bir haber? Yok. Başına bir şey mi geldi acaba? Şehre birilerini gönderip baktırsan mı Yasin ağa? Dur hele, biraz daha bekleyelim. Bakarız bir çaresine. Ay bence kesin başına bir şey geldi ya. Artık hangi karının koynunda sabahladıysa o hal. Ah, ah Reşit. Ah. Bu yaştan sonra kendini de rezil edeceksin. Beni de. Ah. Oh, damat bey geldiler. Kolay gelsin çiftlik ailesi. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Gel. Kardeş sağ olasın. Sen de sağ ol. Emme. Hoş geldin kızım. Hoş. El öpenlerin çok olsun. Torunlarında abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.